Selam canlar, ben Sabri. Bugün size yeni gelen sistemci arayüzü ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacağım. Açıkçası ben tam olarak memnun kaldım diyemeyeceğim. İyi yanları da var, kötü yanları da var. Artıları ve eksileri oturup tartışılır. Hangisi daha fazla, hangisi daha az bilmiyorum şu anda. Ama tek e-postada bütün hesapları toplamak, olası bir yanlış anlaşılmada dahi tüm hesaplarınızın kapatılması anlamına geliyor. Benim hoşuma gitmeyen şey bu. Atıyorum, pazardan bir obje çektiniz, bu obje çalıntı, direkt sizin hesaplarınızın tamamı kapanmış olabiliyor. Veya bir hata yaptınız, birisine lan dediniz, bütün hesaplarınız tatile gidiyor. Böyle bir problem var. Bu benim hoşuma gitmedi açıkçası. Yani bir level çarlardan küfredenlere çok güzel olmuş. Botçulara çok güzel olmuş. Gerçi şu anda botlar çatır çatır çalışmaya devam ediyor. O da ayrı bir muamma da. Daha yeni gelen bir güncelleme olduğu için ilerleyen zamanda o botların içinden geçerler diye düşünüyorum. Yani öyle ümit ediyorum. En azından benim temennim bu yönde. Bakalım nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Arkadaşlar, oyuna giriş yapmaya kalktığınızda eski klientten, buna artık ihtiyacım kalmadı bu arada, size şu GeForce klientini hemen kuruyor. Bu klient üzerinden e-postanıza bütün hesaplarınızı çekebiliyorsunuz. Öncelikle bir hesap almanız gerekiyor. Hesap almanız için buradan kaydol diye bir seçenek var. Buradan çok basit bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Ben şimdilik e-postayı sallayacağım. Sadece şifresini hatırlanabilecek bir şey yapayım. Oha, nasıl hızlı kullanımda ya. Rastgele e-posta sallıyoruz, onu bile kullanmışlar yani. Bir tek sallayan ben değilim anlaşılan. Rastgele bir e-posta ile burada açtık. Arkadaşlar, bu arayüze geldikten sonra şuradan hesap ekle butonu var. Buradan hesap ekle dediğimizde eskiden kullandığınız hesabın adını ve şifresini bir kereliğine mahsus yazıyorsunuz. Ve direkt o hesabınızın e-postası otomatik olarak şu salladığınız e-posta oluyor. Ve siz kesinlikle sallamayın, onu da belirteyim. Burada salladığınız zaman e-postanızı bir etkinleştirme, onaylama maili geliyor. O maili onaylayamadığınız için onaylanmamış mail olarak yolunuza devam etmek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir destek alamazsınız takımdan. Ben şu an sadece gösterme amaçlı yaptığım için salladım bunu. Siz bunu yapmayın. Arkadaşlar, buraya girdikten sonra mesela hesapları buraya açtınız. İşte atıyorum 10 tane, 20 tane, her neyse, şu anda bir limit belirtilmemiş. İnşallah fazla hesaptan dolayı bir problem yaşamayız. Bütün hesapları buraya bağlıyorsunuz. Daha sonrasında çözünürlük değiştirmek istiyorsanız şu oynanın yan tarafında config denilen bir bölüm var. Buradan konfigürasyon ayarlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Kaç çözünürlükte oynamak istiyorsanız onları belirleyip buradan tamama basarak oyunu, mesela bu ne ya? Kimin hesabı lan? Ben böyle bir hesap açmadım arkadaşlar. Ne olduğunu anlamadım. Şimdi sizinle birlikte öğreneceğim onu. Bu bana ait bir hesap değil. Yani böyle bir e-posta da yok. Nereden geldi bu bilmiyorum. İnşallah botçuların değildir de başıma bela olmaz. Salladığım bir e-postada aktif bir hesap çıktı. Dur bakayım, giriş yapacak mı? Vallahi yaptı. Bu ne ya? Ama hesap yok. Bu saçma bir şey, ben de anlamadım. Her neyse arkadaşlar, oyunu açtığınızda buradan hesabınızı tıklayıp buradan seçeneklerle değiştirebiliyorsunuz. Mesela başka bir hesap olmuş olsaydı şurada hesap değiştir diye bir seçenek çıkıyor. Oradan bunun değişikliğini yapabiliyorsunuz. Serverınızı ve CH'nizi seçip direkt oyuna bağlanabiliyorsunuz. Yalnız ben bunu çok merak ettim ya, bunun neyin nesi böyle? İnşallah başka birisinin hesabını açmamışlıktır. Niye kafasına göre bir hesap verdi ki? İlginç bir şekilde, yani ben de şaşkın durumdayım şu anda. Kimsenin bir hesabı olmasın da başımıza bir iş gelmesin istiyorum. Şayet birisinin hesabıysa, herhangi bir serverda hesap varsa,
Bunu belirteceğim. Hesap sahibi bana ulaşıp hesabını alabilir arkadaşlar. Bu e-postayı salladım gerçi. Nasıl vereceğim ben de bilmiyorum ama. Gerekirse böyle bir e-posta alırım. İnşallah hesap yoktur hiçbir yerde. Tek tıkla girişi sağlamış oyun. Yani o yönden güzel. Avantajlı yanı o olmuş. Tek tıkla girebiliyorsunuz. Çok güzel. Hiçbir yerde hesap mesap yok. Bir an korktum ya, rastgele bir hesap çıktı karşıma. Benim oluşturmadığım bir hesap. Gördüğünüz gibi şifre falan herhangi bir şey istemiyor. Bunun yanı sıra şurada eskiden karakterin hesap adı yazıyordu. Artık o da yazmıyor. Böyle de bir avantaj olmuş. Konfigürasyon ayarlarını buradan yapıyoruz. Onu göstermiş olduk. Bunun dışında e-postanızı değiştirmek istiyorsanız şu ayarlar butonundan buradan e-postanızı değiştirebilirsiniz veya bu arayüze ulaştığınız şifreyi de şu güvenlik ve gizlilik bölümünden değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında kütüphane kısmına gelerek oyununuza devam edebiliyorsunuz. Değişiklikleri anında yapıyor. Bu hesabın depo şifresini veya karakter silme kodunu isterseniz eğer direkt hesaba tıklayıp buradan tüm bilgilerini görebiliyor ve bununla ilgili değişiklikler yapabiliyorsunuz. Sanırım sıfırdan açmış, markası bile duruyor. Kendi kendine bir hesap verdi herhalde, bize hiçbir fikrim yok. Ben de anlamadım. Depo şifresini ve karakter silme kodunu, hesap silmesini hepsini gösterebiliyorsunuz. Sonrasında şunu kapatalım. Diyelim ki bütün hesaplarınızı tek e-postada toplamak istemediniz arkadaşlar. Şuradan oturumu kapat diyorsunuz. Yeni e-postanızı yazıyorsunuz buraya. Yeni e-postanızı yazdıktan sonra o hesabınızı da ona bağlayabiliyorsunuz. Ama bunun şöyle bir zararı olacaktır. Ben kendi adıma sürekli bunu yapmak istemediğim için hepsini tek e-postada topladım. Eğer ki ayrı ayrı e-postalara aktarırsanız hesaplarınızı, oyundan attığında tekrardan onun e-postasına geçip oradan işlem yapmanız gerekiyor. Böyle bir sıkıntımız var. Bunun dışında herhangi bir problemi yok. Arayüzden her şeye erişebiliyorsunuz. Umarım faydası olur arkadaşlar bu videonun. Dediğim gibi inşallah ilerleyen zamanda daha fazla geliştirebilir. Şunu da söylemek istiyorum. Hesap şifreleriniz sadece ilk giriş için lazım. Ondan sonra bir daha hesap şifresi diye bir şey de kalmıyor arkadaşlar. Çünkü buraya girdiğiniz kullanıcı e-postanız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra, hesabınızı da ekledikten sonra sadece şuradaki e-posta ve şifre bütün hesaplarınızın şifresi olmuş oluyor ve e-postası olmuş oluyor. Direkt e-postalar da değişiyor. O yüzden kimsenin bilmediği bir şifre kullanın bu bölümde. İlk giriş yaparken hiç kimsenin bilmediği bir e-posta, hiç kimsenin bilmediği bir şifre kullanın arkadaşlar. Gerekirse sıfırdan açın ve onları bir yere not edin. Sonrasında zarar görmeyin. Bunun bir de avantajlı yanı olacaktır. Mesela atıyorum, yıllar önce bir hesap açtınız. E-postasını kaybettiniz. Unuttunuz, silindi, bloke oldu e-posta. Bu hesaplarınızı artık burada birleştirebiliyorsunuz. Ama lütfen hepinizden rica ediyorum arkadaşlar. Birçoğumuz birbirimizle şifre paylaşıyoruz. Birçoğumuz arkadaşlarımızın şifreleri vermekten çekinmiyoruz. Bunu art niyetli olarak kullanıp arkadaşlarınızın hesaplarını kendinize çekmeyin. Daha sonra pişman olsanız dahi, arkadaşınız olduğu için pişman olacaksınız. İllaki olacaksınız. Pişman olsanız dahi o arkadaşınızın hesabını ona veremeyeceksiniz. Bunu verebilmeniz için komple kendi hesaplarınızla birlikte vermeniz gerekiyor. Bu hesap devrinde önüne geçmek için yapılmış bir adım gibi algılıyorum. Hem botların hem hesap devirlerinin önüne geçmek istediklerini tahmin ediyorum. Umarım kimseye bir zararı olmaz. Umarım iyi yönde bir girişim olur. Bunu zaman gösterecek. Şu anda daha ilk günden linç etmek istemiyorum. Zamanla göreceğiz artık iyi mi olur, kötü mü olur. Dediğim gibi tek kötü yanı benim için şu an, herhangi bir hesabım bir şekilde ban yemiş olsa bütün hesaplarımın ban yiyeceği olması. Benim için en büyük eksisi budur. Bunun dışında herhangi bir şekilde şuradaki arayüzdeki ID'yi, e-postayı daha doğrusu ve şifreyi bir şekilde çaldırırsam, Keylogger'ı işte virüstür ve benzeri türevlerle veya e-postamı bir şekilde çaldırırsam, bir değil bütün hesaplarımın çalınmış olması gerçekten çok kötü bir durum. Böyle bir durumla karşılaşmak istemiyorum ama şu anki durumda pek fazla seçenek de bırakılmamış. Direkt çünkü oyuna girebilmek için yapmamız gereken şey bu. Umarım hepiniz için hayırlısı olur arkadaşlar. Yorum da yapamıyorum daha fazla. Hayırlısı olsun diyelim. Umarım faydası olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.